Sevgili arkadaşlar, Adalet Meslek Etiği dersinin ikinci haftası için hazırladığımız etik gerekçelendirme başlıklı sunumu izliyorsunuz. Bu ünitede etiğin yani ahlak felsefesinin eylemlerimizi ahlaki açıdan gerekçelendirme şekillerini ele alacağız. Bunun için önce etik düşünmenin gerekçelendirme işlevi üzerinde duracak, sonra da çeşitli düzey ve şekillerde yapılan gerekçelendirme örneklerini ele alacağız. Her eylemimiz öncesinde çeşitli alternatiflerle karşı karşıyayızdır. Şu veya bu şekilde davranabiliriz. Yapacağımız her tercih ahlaki bir boyuta sahiptir. Etik düşünme, nasıl davranmalıyım sorusuna yanıt arar. Verdiğimiz yanıtlar, yeniden neden öyle davranmamız gerektiğini açıklanması talebiyle karşılaşır. Sorgulama derinleştikçe etik düşünmenin düzeyi yükselir. Ünitenin bundan sonraki kısmında eylemlerimizin etik gerekçelendirilmesi düzeyi ve örneklerini göreceğiz. Birinci düzey gerekçelendirme, günlük hayatta üzerinde çok da fazla düşünmeden yaptığımız gerekçelendirme türlerine karşılık gelir. Birinci düzey gerekçelendirme, kişi farkında olsun olmasın belli bir kurala dayanır yahut dayandırılabilir. Ancak gerekçelendirmenin bu düzeyde bırakılması, kişinin ahlaki düzeyinin gelişmemişliğini gösterebileceği gibi esasen çelişik davranışlarda bulunulması anlamına da gelebilir. Eğer kamil anlamıyla ahlaki bir tutum veya bilinçten bahsetmek mümkünse, birinci düzey gerekçelendirmenin ötesine gitmemiş bir kişinin ahlaki değerlendirmeye açık eylemlerinin bu kişi açısından henüz ahlakilik sıfatını kazanmamış olduğu söylenebilir. Bu aşamada henüz etin alanına girilmemiştir. Birinci düzey gerekçelendirme türü olarak eylemin olgularla gerekçelendirilmesi mümkündür. Söz gelimi "ona yardım ettim çünkü yaşlıydı" gibi bir gerekçe eylemi bir olguya, kişinin yaşlı oluşuna bağlar. Böyle bir durumda esasında farkında olmadan toplumsal bir norma dayanılmaktadır. Eylemin duygularla gerekçelendirilmesi de mümkündür. Söz gelimi "anneme saygılı davranıyorum çünkü onu seviyorum" ifadesi eylemi kişinin duygusuna, anne sevgisine bağlamaktadır. Ne var ki duygular ahlaken doğru eylemin garantisi olamaz. Eylemin olası sonuçları atıfla gerekçelendirildiğine de rastlayabiliriz. Söz gelimi "para vermesem açlıktan ölecekti" gibi bir ifade eylemi gerçekleştirilmemiş durumunda ortaya çıkabilecek olası sonuçlarla gerekçelendirir. Böyle bir gerekçelendirmede farkında olunmasa da sonuçlarla ilgili bir değer yargısına dayanılmaktadır. Ancak sonuçlara vurgu yapılması kötü araçların meşrulaştırılması sonucunu da doğurabilir. Zaman zaman eylemin gerekçesi olarak bir ahlak kuralının gösterilmesi birinci düzey gerekçelendirme olarak kabul edilir. Zira böyle bir durumda kişi tekil bir ahlak kuralına atıf yapıyor olabilir ve tutarlı bir ahlaki davranışlar bütünü sergileyebilmekten uzaktır. Ahlak konusunda sıklıkla yapılan bir gerekçelendirme türü ise ahlaken yetkin olduğu düşünülen kişilerin ahlaki yargılarına başvurulmasıdır. Ancak bir eylemin ahlaki olması kişinin kendi özgür irade ve isteğiyle bu eylemi iyiye yönelerek yapmasıdır. Son bir gerekçelendirme türü vicdana başvurulmasıdır. İnsanlar vicdanlarının sesini dinleyerek karar verirler yahut vicdan azabı çekmekten korkarak bazı eylemlerden kaçınırlar. Ne var ki vicdan yanılabilir. Vicdanın sesi olarak adlandırdığımız şey, sorgulamaksızın kabul ettiğimiz otoritelerin yankısı yahut çıkarı peşinde koşan egomuzun aldatmacısı olabilir. Birinci düzey gerekçelendirme, yapılan eylemlerin ahlaka uygunluğunu çoğunca tutarsız ve yetersiz bir şekilde açıklar. İkinci düzey gerekçelendirmede ise kişinin tek bir eyleminin değil, bütün eylemlerinin uyması gereken temel ilke ve kurallar bulunmaya çalışılır. Böyle bir eylem kuralı genelleştirilerek kişinin sahip olduğu genel bir ahlak anlayışı oluşturulur. Bu düzeydeki gerekçelendirme normatiftir. Yani kişi için normlar koyar. Bu düzey gerekçelendirme için bir ahlak teorisi oluşturulur. Böyle bir teorinin kişiye ahlaki olarak ne yapması gerektiğini, ahlaken neyin doğru neyin yanlış olduğunu söylemesi beklenir. İkinci düzey gerekçelendirme için oluşturulmuş çeşitli ahlak teorileri vardır. Şimdi bunların en çok rastlanan birkaçını ele alalım. İlk gerekçelendirme örneğimiz, kişinin daima kendi çıkarı peşinde koşması gerektiğini söyleyen bencilik düşüncesidir. Bu düşünceye göre kişi, eyleminin ahlaka uygunluğunu kendi kişisel çıkarı açısından değerlendirmektedir. Çıkarımıza olanı yapmamız durumunda ahlaken doğru eylemi gerçekleştirmiş oluruz. Ancak bu düşünce taraftarının görüşünü toplumdaki herkesin savunabileceği bir görüş olarak sunması zordur. Çünkü
başkalarının kendi çıkarına davranması muhtemelen bencinin çıkarına aykırı olacaktır. İkinci örnek, eylemleri sonuçlarla gerekçelendirmedir. Bu tür gerekçelendirmede eylemin iyi sonuçları onu ahlaka uygun hale getirir. Kişi faydalı sonuçlar üreten veya mutluluğa ulaştıran eylemlerde bulunmalıdır önermesi sonuççu bir gerekçelendirmedir. Üçüncü örneğimiz, ödev düşüncesini ön plana çıkartır. Böyle bir teori en azından bazı eylem kalıplarının sonuçlarına bakılmaksızın uyulması gereken davranışlara karşılık geldiğini söyler. Mesela doğruyu söylemenin daima ahlaki bir ödev olduğunu savunmak ödevci bir yaklaşımdır. Son örneğimiz ise nasıl davranmalıyım sorusundan ziyade nasıl bir insan olmalıyım sorusuna odaklanır. Bu teoriler kişinin ahlakiliğinin erdemli, yani ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk ve benzeri kişiliğe ait niteliklere sahip olmasıyla belirlenebileceğini savunurlar. Somut olaylarla ilgili olarak gerçekleştirilen eylemlerin ahlak kurallarıyla ilişkilendirilmesinin yeterli görülmeyerek bir genellik arayışı içerisinde çeşitli kuramlar oluşturulduğunu bir önceki başlık altında gördük. Ne var ki daha derin bir düşünme bu kuramların doğruluğunun da sınanmasını gerektirir. Eğer ikinci düzey gerekçelendirmeyi etik düşünme, yani ahlak hakkındaki düşünme olarak görürsek, üçüncü düzey gerekçelendirmede inceleme konumuz bizatihi etik düşünme olduğundan bir meta etik tartışması yaptığımız söylenebilir. Burada dolaylı sonuçları dışında eyleme ilişkin olarak hiçbir ahlaki ilke ya da hedef önerilmez. Meta etik gerekçelendirmeler ahlaki yargıların doğası hakkındadır ve asıl olarak ahlaki yargıların doğru veya yanlış kabul edilip edilemeyeceğini araştırır. Bu düzeydeki etik gerekçelendirme şu soruların yanıtını arar. Ahlaki kavram ve yargıların içeriğini bir bilgi olarak ele alabilir miyiz? Ahlaki yargılarda tam olarak ne yapmış oluruz? Ahlaki yargılarımızı doğrulamamız, aklın sınamasından geçirmemiz ve böylece aynen bilgi için konuştuğumuz gibi doğru veya yanlış ahlaki yargılara ulaşabilmemiz mümkün müdür? Bu düzeyde, yani üçüncü düzey gerekçelendirmede ahlaki yargıların doğası hakkındaki bir iddia ahlaki yargıların değer yargıları değil olgularla ilgili ifadeler olduğudur. Doğalcılık denilen bu görüşe göre ahlaki yargıda bulunmak esasında olgusal bir ifadede bulunmaktır. Söz gelimi yalan söylememelisin ahlaki yargısı esasında toplum senin yalan söylememeni istiyor anlamına gelen olgusal bir ifadeye dönüştürülebilir. Doğalcılar ahlaki yargıların merkezinde yer alan yükümlülük, değer, iyi gibi kavramların olgusal karşılığını bulmaya çalışırlar. Böylece ahlaki yargılar bir bilgi konusu haline gelmiş olur. Ahlaki yargıları nasıl bilebileceğimiz ile ilgili bir başka iddia ise sezgiciliktir. Bu görüşe göre ahlaki kavram ve ilkelerin sezgiyle bilindiğini veya kavrandığını savunuruz. Sezgici gerekçelendirme ahlaki yargıların aynen doğalcıların söylediği gibi doğru veya yanlış olabileceğini savunur. Aynı zamanda insandan bağımsız bir ahlaki niteliğinin bulunduğu da kabul edilir. Duyguculuk ise yapılması gerekeni veya iyi, kötü ve benzeri değer yargılarını içeren ifadelerin sadece duyguları yansıttığını savunur. Her zaman doğruyu söylemeliyiz gibi bir yargı ile kişi esasında kişinin doğru söylemeyi sevdiğini veya yalan söylemeyi sevmediğini dile getirir. Ahlaki yargıların bu şekilde duyguya bağlanmış olmasının sonucu bu yargıların doğru veya yanlış olamamasıdır. Bu düşünceyle günlük hayatta öznelcilik, sübjektivizm adı altında da karşılaşabileceğimizi belirtmeliyiz. Dünya üzerinde, hali hazırda ve tarihte, toplumlar arasında ve hatta belli bir toplum içinde farklı ahlaki düşüncelerin ve ahlak sistemlerinin, farklı etik kuramların bulunması görelilikçilik olarak isimlendirilen bir düşünceye kaynaklık eder. Bu düşüncenin bir biçimi farklı değer yargılarına sahip olanları yargılamamak gerektiğini, onları kendi değer yargılarımıza uymaları için zorlamamak gerektiğini ve diğerlerinin değer yargılarının da bizim kadar geçerli olduğunu söyler. Dördüncü düzey gerekçelendirme, mevcut etik ve meta etik kuramları içeriklerinden bağımsız bir şekilde doğrulukları açısından ele almayı amaçlar. Temelcilik, inanç sistemlerinin gerekçelendirme gerektiren inançlar arasındaki mantıksal bağlantılarla gerekçelendirilebileceğini savunur. Bu görüş, gerekçelendirmeye gerek duymayan kendiliğinden apaçık bazı temel inançların sistemin köşe taşlarını oluşturduğunu varsayar. Diğer yargılar bu temel apaçık hakikatlerle ve diğer inançlarla olan mantıksal bağlantılar çerçevesinde gerekçelendirebildiği takdirde bütün bir inanç sistemi de gerekçelendirilmiş olur. Tutarlılıkçılık ise
bir inanç sisteminin parçalarının ancak birbirleriyle olan uyumlu ilişkileri çerçevesinde gerekçelendirilebileceğini söyler. Sistemin parçaları birbirleriyle uyumlu ve tutarlı ise sistem de bir bütün olarak gerekçelendirilmiştir. Beşinci düzey gerekçelendirme, her düzeydeki etik gerekçelendirme sırasında yapılan etik düşünme faaliyetinin sahip olması gereken bazı özelliklere işaret eder. İlk olarak şunu söylemeliyiz. Etik düşünme, bireyin özgürlüğünün sonucudur. Dışsal, fiziksel ve düşünsel dayatmalardan bağımsızdır. Zorlamayla ve tehditle gerçekleştirilen eylem ahlaki değildir. İkincisi, ahlaki eylem kişinin kendisi için kurallar koymasıdır. Üçüncüsü, ahlaki eylem diğer insanların özgürlüklerini önemsemelidir. Dördüncüsü, ahlaki eylem diğer insanların iyiliğini istemelidir. Beşincisi, ahlaki bilincinin gelişmişliği evrenselleştirilmiş kuralları benimseme anlamına gelir. Ahlaki eylemin özelliklerinden değinmemiz gereken bir başkası adalettir. Adalet, ahlaki eylemin belirleyicisidir. Adaletin ilk şartı ise eşit davranmadır. Bir başka özellik, ahlaki bir yargıda bulunan kişi, özellikle bu eylemden etkilenen kişilerin eylemle ilgili yargılarını önemsemek zorundadır. Ve nihayet, ahlaki yargılarda yanılmış olma ihtimalini daima göz önünde tutmalı, üzerinde karar kılınan gerekçeler, başka insanların gerekçeleri karşısında daima sınanmalıdır.